Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size çizgi kümelerinden bahsedeceğiz. Çizgilerden yani graflardan bahsedeceğiz. Graflarla ilgili graf üzerinde dolaşma algoritmalarını bahsedeceğiz. Bu özellikle grafları kullanırken tabii daha önce kullanmış olduğumuz veri yapılarını kullanarak graflar üzerinde belirli işlemler yapacağız. Yani kuyruğu, yığıtı, hipi kullanarak graflar üzerinde belirli işlemler yapan algoritmalardan bahsedeceğiz. Aslında tanım olarak ilk olarak şeyle başlayacağız. Yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş graflardan bahsedeceğiz. Sonra ağırlıklı graflardan bahsedeceğiz. Sonra komşuluk matrisi, komşuluk listesinden bahsedeceğiz. Bir de bugünkü dersimizde iki tane dolaşma algoritmasını söyleyeceğiz. Breadth First Search ve Depth First Search algoritması. Yani bunlardan bir tanesi graftaki aslında ağacı dolaşım, ağacı seviye seviye dolaşım için de kullanılmakta. BFS özellikle. Ve en kısa yol için de kullanılan bir algoritma. Tabi bu algoritmaların çalıştığı graflar genellikle yönsüz ve şey graflardır. Evet arkadaşlar, şimdi graflarla ilgili yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş graflar, bir de ağırlıklı graflardan bahsedeceğiz. Gösterimi için komşuluk matrisi ve komşuluk listesi kullanılacak. Bir de dolaşma algoritmalarından bahsedeceğiz. Bu tabi dolaşma algoritmaları, farklı dolaşım algoritmaları var. Bu dolaşım algoritmaları her biri için farklı teknikler kullanılmaktadır. Biz bunları tek tek size söylemiş olacağız. Şimdi graf matematiksel anlamda aslında düğümlerden ve bu düğümler arasındaki ilişkiyi gösteren kenarlarından oluşan, yani edge ve vertex dediğimiz, yani düğüm vertex olarak ifade ediyor, kenarlar ise edge olarak ifade ediyor İngilizce'de. Mantıksal ilişki düğüm ile veya düğüm ile kenar arasında kurulmaktadır. Aslında bağlantı liste ve ağaçlar da grafların özel bir örnekleridir. Şimdi ağacı graftan ayıran özellik şu, şey yok, yol yok ağaçta. Yani nasıl bir döngü yok aslında, cycle yok yani. Cycle yoksa bir ağaçtır, yoksa graftır diyebiliriz. Şimdi şekilde bir şu şekle baktığınız zaman burada bir yönlendirilmiş bir graf var ve bir de grafın üzerinde, ayrıtların üzerinde yani kenarların üzerinde ağırlıklar var. Yani hem ağırlıklı hem de yönlendirilmiş bir graf. Mesela C düğümünden A düğümü yol var ama A'dan C'ye direkt yol yok. Mesela A'dan C'ye gidebilmek için nasıl gidersiniz? B'ye gidecek, sonra C'ye gidecek. 2 artı 1, 3 maliyetine gidecek. Ama C'den mesela A'ya direkt olarak 4 maliyetiyle gidebilir. Ama C'den A'ya şu yolda var, bakın. C'den E'ye gider 4, 3 de buradan C'den E'den D'ye, 12 de buradan gelir. Bu şekilde de gidebilir. Yani ama önemli olan tabii ki hangi yolu nasıl seçeceğini belirlemektir. Fizik, kimya gibi temel bilimlerde ve mühendislik uygulamalarında ve tıp biliminde pek çok problemi çözme için bir modellemesi graflarla gerçekleştiriliyor. Nerede kullanılıyor? Elektronik devrelerde, baskı devre kartlarında ve PCB'lerde ve entegre devrelerde kullanılmakta. Ulaşım ağlarında graflar kullanılıyor. Otoyol ağı, havayolu ağı, bilgisayar ağlarında, lokal alan ağları, internette, yine veri tabanlarında, varlık ilişki diyagramlarında, entity relationship diyagramlarında kullanılıyor. Graflar, bir G grafı D ile gösterilen düğümlerden ve K ile gösterilen kenarlarından, yani edge ve vertexler oluşuyor. Aslında node demiş ama node çok fazla kullanılmaz. Graflar için daha çok vertex kullanılır. Her kenar, yani bir grafı göstersin, G eşittir V virgül E şeklinde yazılır. Her kenar iki düğümü birleştirir, iki bilgi düğüm arasındaki ilişkiyi göstermektedir ve U V şeklinde ifade edilir. U virgül V iki düğümü göstermektedir. Bir graf üzerinde n tane düğüm ve m tane kenar varsa matematiksel gösterimi düğümler ve kenarlar kümesinden oluşmaktadır. D eşittir D0, D1, D2, Dn-1, Dn düğümler kümesi, K eşittir K0, K1, K2, Km-1, Km de kenarlar kümesidir. Dolayısıyla grafı gösterirken D virgül K veya V virgül E şeklinde bir grafı gösterebilirsiniz. Peki, şekilde bakın, bir graf verilmiş. Bizim düğümlerimiz, baktığımız zaman A, B, C, D, E ve F düğümlerimizdir. K kenarlar ise A ile B arasında bir kenar var. Bu bir yönlendirilmiş graf ama şey değil, ağırlıklı graf değil. A ile D arasında bir şey var, yol var. B ile C arasında bir yol var. C ile D arasında bir yol var. C ile E arasında bir yol var. D ile E arasında bir yol var. Bunlar da bizim ayrıtlarımız. Her ayrıtı bu şekilde ifade edebiliriz. Peki komşu nedir? Bir G grafı üzerinde DI ve DC adlı iki düğüm kenarlar kümesinde bulunan bir kenarla ilişkilendirilebiliyorsa bu iki düğüm birbirine komşudur. Komşu düğümlerdir. K eşittir DI, DC şeklinde gösterilmektedir ve K kenarı hem DI hem de DC düğümlerine bitişiktir. Yani onlara bağlıdır demek istiyoruz.
Diğer bir deyişle K kenarı DI ve DC düğümlerine birbirine bağlar veya DI DC düğümleri K kenarının uç noktalarıdır denilebilir. Mesela buraya baktığımız zaman A ve B komşudur. Mesela B ile D komşu değil. Neden? Çünkü B'yi direkt D'ye bağlayan bir ayrıt yok. Veya C ile F'ye baktığımız zaman F aslında hiçbiriyle komşu değil. Bakın C ile F komşu değil ama C, F zaten hiçbiriyle komşu değil. Çünkü onu, o ayrı bir şey. Peki bir G grafı komşuluk ilişkisiyle gösteriliyorsa DI, DC bitişiklik ilişkisiyle gösteriliyorsa DI, KC yani komşulukla gösteriliyorsa düğümler arasındaki bağlantı gösterilir. Yani DI düğümü ile DC düğümü arasındaki bağlantı var mı yok mu? Veya varsa ağırlığını gösterirsiniz. Eğer bitişiklik ilişkisiyle gösteriliyorsa o zaman düğüm ile kenar arasındaki ilişki şeklinde gösterilir. Yani maddesinizin bir tarafı diğer satırlar düğümleri oluşturur. Sütunlar ise kenarları oluşturur. Hangi kenarda bağlantı varsa ona göre bu ifade gösterilir. Bakın şekilde şekil A'da iki düğümlü basit bir graf var. Daha sonra işte mesela D0 D1 arasında veya eğer kenarlarla büyüm düğüm gösterirseniz D0 D1 şeklinde göstermek gerekiyor. Eğer şey şeklinde gösterirseniz D0 ile K0 arasında bakın D1 ile K0 arasında bir bağlantı yazabilir. Yine 4 düğümlü basit bir grafımız var. Burada da şeyleri hem komşuluk olarak hem de şey olarak göstermemiz mümkün. 7 düğümlü bir grafta yine komşuluk ve diğer şeyleri göstermek mümkün. Şimdi yönlendirilmiş graf ne? Bir G grafı, directed graph dediğimiz G grafı üzerindeki kenarlar bağlantının nereden başlayıp nereden sonlandığını belirten yön bilgisine sahipse yönlü graf veya yönlendirilmiş bir graf olarak adlandırılır. Yönlü graflar matematiksel olarak gösterilirken her bir ilişki oval parantezlerle değil de işte şu şey karakterlerle karakter şeklinde gösterilmektedir. Yönlendirilmemiş grafta ise hiçbir kenar yönlendirmemiş graftır. Şimdi yönlendirilmemiş kenar sıra kenar çiftleriyle ifade edilir. Mesela UV ile VU aynı değildir yönlendirilmiş grafta. Ama ilk kenar orijin, ikinci kenar ise hedef olarak adlandırılır. Yönlendirmemiş kenarda ise şey grafta ise şey yoktur. UV ile VU aynı şeyi ifade eder. Çünkü yani bu şu demektir. A'dan B'ye yol varsa B'den A'ya yol vardır. Yani tam tersi de doğrudur diyebiliriz. Ağırlıklı grafta ise graf kenarlar üzerinde ağırlıklar olabilir. Eğer kenarlar üzerinde ağırlıklar varsa bu tür graflar ağırlıklı veya maliyetli graf denilmektedir. Eğer tüm kenarın maliyeti bir veya birbirine eşitse maliyetli graf olarak adlandırılmaz. Yön bilgisi de yoksa basit graf olarak adlandırılıyor. Mesela şehirler arasındaki uzaklık, router'lar arasındaki bant genişliği, uygulama aralarında değişmektedir. Mesela router buradaki yönlendiricimiz. Peki yol ne? Bir çizgi kümesinde yol düğümlerin sırasıdır. Kenar uzunluğu yolun uzunluğu vermektedir. Mesela V1, V2, V3, VN şeklinde mesela N-1 bir yol var. Eğer yol kenar içermiyorsa o yolun uzunluğu sıfırdır. Mesela İzmir'den Ankara'ya doğrudan veya İstanbul üzerinden giderek geçilebilir. Mesela şöyle şuradan İzmir'den Ankara'ya 3500. Ama şöyle de gelebilirsiniz. 1000 buradan gidersiniz. 1 de 2000 de buradan gidersiniz. 3000 eder. Maliyeti bu şekilde değişti. Basit yol nedir? Bir yolda ilk ve son düğümler dışında tekrarlanan düğüm yoksa basit yol diye adlandırılır. Bakın mesela E, A, B, mesela B demiş, ondan sonra C demiş, tamam C'ye geldik. Sonra tekrar A, yani A aslında yol yok, yani bu yol değildir aslında. Ama şöyle olsaydı mesela E, A, B, C, D. Şimdi bu şekilde eğer yani tekrar D'den şuna E'ye dönülseydi sıkıntı yok. Buna basit yol diyoruz. Uzunluk bir yol üzerindeki kenarların uzunluğundan toplamıdır. Bağlı veya bağlı olmayan çizgi nedir? Eğer bir graftaki tüm düğümler arasında en az bir yol varsa bağlı graftır. Eğer bir grafta herhangi iki düğüm arasında yol bulmuyorsa buna bağlı olmayan graf denir. Bakın bağlı graf örnekleri A'da göstermiş. Bağlı olmayan graflarda ise B'de gösterilen graflar. Mesela D düğümü bağlı değil. Bakın, bağlı olmayan bir grafı bize göstermektedir. Peki alt graf nedir? H çizgisinin köşe ve kenarları G çizgisinin köşe ve kenarları alt kümesi ise H çizgisi G'nin bir alt kümesidir. Bakın mesela G, V, E şeklinde gösteren bir grafın alt grafı H, U, F, U, V, V, alt, U, V, F, V, E kümeleri olur. Bakın şimdi şuraya baktığımız zaman şu H grafı V2 ile V3 arasında V3 ile yani şöyle diyebiliriz. V3 ile V4, V2 ile V3 arasında V2 ile V4 arasında ve V4 ile V5 arasında bir yol var değil mi? Bunun bir alt grafıdır aslında bu. Yani H
G'nin bir alt grafıdır. Çünkü bakın şu çizgiyi, çizgiyi bakalım çizebiliyor muyuz? İşaretleyebiliriz herhalde. Bakın şurası, şurası ve şurası bakın. Bu, bunun bir alt grafıdır. Peki, ağaçlar, ağaçlar özel bir aslında çizgi kümesidir. Eğer direkt olmayan bir çizgi kümesidir, yani devreli cycle değilse, yani şöyle bir şey yoksa, döngü yoksa o zaman bu ağaç olarak adlandırılır. Bakın burada mesela A'dan başlayıp tekrar A'ya dönme şansınız yok. A'dan başlayıp F'ye gidebilirsiniz, C'ye gidebilirsiniz, D'ye gidebilirsiniz, B'ye veya E'ye gidebilirsiniz. Ama tekrar A'ya dönme şansınız olmadığı için buna biz şey diyoruz, ağaç diyoruz. Bakın tam graf komple çizgiye, komplet graf veya tam graf olarak adlandırılır. Eğer bir graftaki her iki düğüm arasında bir kenar varsa komple graftır. Yani bakın 3 tane düğüm varsa mesela şu düğümden şuraya gidebilirsiniz. Şu düğümden şuraya gidebilirsiniz. Buradan buraya gidebilirsiniz. Yani şu düğümden her iki düğüme gidiş var. Veya bakın bunun aslında şöyle 4 düğüm varsa her düğümün derecesi, düğümün derecesi şu. Düğüme bağlı olan kenar sayısı. Mesela şu şeyin grafın düğüm derecesi kaç? 3. Graftaki düğüm sayısı kaç? 4. Her bir düğümün derecesi, bakın graftaki düğüm sayısı eksi 1'dir. Çünkü bütün graflar şeylere bağlı. Multigraf ne? İki düğüm arasında birden fazla kenar sahip olan veya bir düğümün kendi kendini gösteren kenara sahip olan graftır. Mesela bakın şurada self edge, kendi kendi üzerinde dönüyor. Veya şuraya baktığımız zaman hem bu yol var hem bu yol var. Buna multigraf diyoruz. A, B ve D kenarı V nodunun kenar bağlantılarıdır. X nodunun derecesi 5'tir. H ve I çoklu kenarlardır. J kendisi de döngüdür. Yani self loop oluşturmuş bir diye. Düğüm derecesi düğüme bağlı toplam uç sayısıdır. Çevrimli kenarlar aynı düğüme hem çıkış hem de giriş yaptığı için derece 2 arttırır. Peki yönlü graflarda düğüm derecesi yönlü graflarda düğüm derecesi, giriş derecesi ve çıkış derecesi olarak da ayrı ayrı belirtilir. Komşuluk maddesi nasıl oluyor? Gösterimine bakalım biraz. Düğümlerin düğümlere olan bağlantıyı gösteren bir kare maddesi aslında. Komşuluk maddesinin elemanları ki değerlerden oluşur. Komşuluk maddesi G, D, D maddesi şekli gösterimi şu şekilde olmuştur. G, D, D, A, İ, eğer D, İ ile D, C arasında bir kenar varsa 1, D ise 0. Yönsüz yönlü maliyetli graflar için bakın. Yönlü maliyetli graflar için. Basit yönsüz maliyetli graflar için de eğer DI ile DC arasında DI, DC eleman kenarlar kümesi ise veya DC, DI eleman kenarlar kümesi ise 1. Yani bu tabi simetrik bir matris oluşturacaktır. Şey olarak baktığımız zaman. Bakın. Mesela şuraya baktığımız zaman birinci satırda düğümler, ikinci sütunlarda düğümler var. Bakın hem satırlarda hem de sütunlarda düğümler var. Mesela V1'den V1'e yol var mı? Yok, 0. V1'den V2'ye var mı? 1. V1'den başka nereye var? Hiçbirine yok yol. Bak hepsi 0. V2'den nereye var? V2'den V4'e var, 1 koyuyoruz. V2'den başka yere var mı? Yok. V3'den nereye var yol? Bakın V3'den V2'ye var. Şuraya gösterebiliriz. Bakın V3'den V2'ye var. V3'ten nereye var bir de? Şuraya var. Bakın. İki tane var. Dolayısıyla V3'te onları gösteririz. Mesela V4'e baktığım zaman V4'ün tamamı 0. Çünkü V4'ten hiçbir yere giden yol yok. Bu yönlü bir graf. V5'e baktığım zaman V5'ten nereye var? Bakın şu var. Ve bir de bu var. Bakın bu da bir komşuluk maddesi göstermesi. Peki komşuluk maddesi eğer ağırlıklandırılmış grafta ise şöyle belirtmek gerekiyor. Şöyle belirtmek gerekiyor. V1'den V2'ye yol var mı? Var. Ne? 5 olarak yazdık. Mesela V2'den nereye var? V2'den V1'e 5. V2'den V3'e 2. V2'den V4'e 4 olarak ifade edeyim. Bakın. V2'den giden yolları tek tek göstereyim. Bakın. 1, 2, 3 tane yol var. Bakın şu. 3 yol var. Aynı şey. Diğerlerine sonsuz atılmış. Diyebilirsiniz ki ya hocam bu sonsuz değerini nasıl atacağız ki biz? Yani sonsuz nasıl atınır şeyde? Program yazdık. Programı nasıl atacağız? Integer nokta max value kullanmışsınız. Mesela şeyde yazıyorsanız eğer. Yani maksimum integer değerini atarsınız. O sonsuz olduğunu gösterir. Peki bitişlik matris şeklinde göstermek de mümkün.
grafları. Düğümlerle kenarlar arasındaki bağlantı bitişlik matrisini gösteren bir matristir. Matrisin satır sayısı düğüm, sütun sayısı kenar sayısına kadar olur. Bitişlik matrisi GDK'nın matrisler şekli gösterilmesi şu şekilde oluşur. DI, DJ arasında bir bağlantı varsa 1, D ise 0 şeklinde olacaktır. Bakın şu graf için komşuluk matrisi. Mesela A'dan nereye yol var? A'dan D ve C'ye yol var. D ve C'ye 1 koyuyoruz. Bakın ağırlık yok. Ağırlıkları verilmemiş. Yani sadece kenar numaraları burada verilmiş. Ağırlık yok. B'den mesela nereye var? B'den D'ye var, B'den C'ye var. Bakın D ve C'ye 1 koyduk. C'den nereye var? C'den kendisine var. A'ya var, B'ye var, D'ye var. Hepsi 1. D'den nereye var? A'ya var, B'ye var, C'ye var. Sadece kendisine yok. Bakın komşuluk eğer komşuluk matrisiyle gösterirsek bu şekilde. Bitişlik matrisiyle gösterirken ise şurası bizim düğümlerimiz. Bunlar ise bizim kenarlarımız. Bak. Dolayısıyla A, K0 ile komşu bitişiktir. K1 ile bitişiktir. K0'ya K1'e 1 koy. B'ye baktığım zaman K2 ve K3 ile bitişiktir. K2, K3'e 1 koy. C'ye baktığım zaman K0 ile, bakın K0 ile, K2 ile, K5 ile ve K4 ile bitişiktir. D'ye baktığım zaman K1, K3, K5 ile bitişiktir. Bu şekilde bitişik matrisini de gösterebilirsiniz bir grafı. Bir diğer gösterim ise komşuluk listesiyle göstermek. Bu şu grafta şeyi kullanmak aslında, bağlı liste kullanmak. Bu aslında biraz daha heşe falan da benziyor. Ama tabii gösterim farklı. A, B, C, D, E, F bizim düğümlerimiz. Şimdi A'dan nereye gidiş var? B ve D var. Bağlı liste olarak B ve D'ye gidiyoruz. Bakın. B'den nereye var? C ve A'ya var. O zaman C ve A'yı B'ye bağlı liste olarak gidiyoruz. Yani bu şöyle bir şey, bir şey oluşturursunuz, bir dizi oluşturursunuz. Bu dizinin elemanları, her dizinin her bir elemanın bir ileri diye ucu olacak. Yani daha doğrusu daha önce oluşturmuş olduğunuz bağlı listeden bir dizi oluşturacaksınız. O diziden her bir elemanın bir linki olacak. Ondan sonra kenarları bu şekilde ekleyip oluşturabilirsiniz. Mesela F'nin herhangi bir şeye bağlantısı yok. Ve bunun şeyi N artı 2 kalkın. A buradaki şeyimiz, K da bu şeyin uzunluğu, yani bunun şeyi daha kolay. Eğer yönlendirilmiş ise, bakın yönlendirilmiş graf ise, A'dan B ve D'ye var, B'den C'ye var, C'den D ve E'ye var, D'den E'ye var. Mesela E'den hiçbir yeri yok, F'den hiçbir yeri yok, onları boş olarak gördük. Bu da yönlendirilmiş graflar için böyle bir yapı. Komşuluk listesi gösterimi bakın şurada. Şöyle eğer ağırlıklandırılmış graf ise şöyle diyebilirsiniz. V1'den V2'ye var mı? Var. Ağırlık kaç? 5. Onu da parametre olarak. Yani şöyle dersiniz. Grafı oluştururken sadece düğümleri tutmaz. İçerik olarak da ağırlık bilgisini tutabilirsiniz. Bağlı listede. V2'den V1'e 5. V3'e 2. V4'e 4 olarak var. Bakın V3'ün V2'ye 2. Yani bakın V3'ün V2'ye 2. Ondan sonra V4'e 3 ve V5'e de 7 şeklinde ağırlığı var. Mesela şeye bakalım. V4'e bakalım. V4'ün bakın şuraya var. Şuraya var. Buraya var. Bir de az önce bahsettiğimiz şöyle. Bakın şu şu var. Bir de bu var bakın. Bir de bu var. Peki V5'ten nereye var? Sadece iki tanesine var. V3 ve V4'de var. Onların da ağırlıkları yanlarına yazılmış. Avantaj ve dezavantajdan baktığımız zaman hangisini kullanmak gerekiyor? Komşu matrisi çok fazla alan ihtiyaç duyuyor. Daha az hafızaya ihtiyaç duyması için sparse yani seyrek matris tekniklerini kullanması gerekiyor. Herhangi iki düğümün komşu olup olmadığına çok kısa sürede karar verilebilir. Komşu listesine baktığında mesela bir düğümün tüm komşularına hızlı bir şekilde ulaşılır, daha az alana ihtiyaç duyar. Oluşturması matrisiyle daha zor olabilir. Bakın, grafın belirtide tutulması, matris üzerinde komşu matrisi tutabilirsiniz. İki düz üzerinde gösterebilirsiniz. Bu şey olarak. Bağlı liste olarak gösterebilirsiniz. Bağlantı liste şeklinde gösterim mümkün. Matris üzerinde gösterim şöyle. Komşuluk matris şekli göstermiş. Düğümler arasındaki şey. Bakın şöyle tanımlanmış. Şöyle bir matris, 4'e 4'lük matris bunun için yeterli olur.
A, B, C, D var. Çünkü 4 tane düğüm var. 4 çarpı 4'lük bir matrisi kullandım ve bu matrisi bunu gösterdim. Bağlantı var mı? Durum 1, durum 2. Şimdi durum 1, durum 2 dediği aslında 2 tane indis. Yani grafın herhangi 2 düğüm arasında bağlantı var mı? İşte 3 nolu düğümde mesela A 1, 1 nolu düğüm veya işte Java'da yaparsın 0, 1, 2, 3 şeklinde. A 0, B 1, C 2, D 3 şeklinde. Mesela diyelim ki şey girdin. Eğer durum şey arasında, iki düğüm arasında bir bağlantı varsa 1 veya 0 olduğunu söylüyor bize. Şeylerde ise, şurada ise AD ile, yani bu A 0, B 1, C 2, D 3 olarak numaralandırılmış. Buna göre mesela A 2 ve 3 komşu başlangıç indisi 0 da 2, indis 1 de ise 3 şeklinde onu onunla ilişkilendiriyor. Bu gösterim çok kullanılan bir gösterim değil aslında. İki düzlemde gösterim çok mantıklı değil. Bağlı listeyi göstermek istiyorsanız bağ bilgisi şu şekilde gösterilmiş. Ama tabi burada şöyle ki her bir düğüm bir bağlı liste bir elemanı göstermiş. Ama işte şimdi kaç düğüm var? 4 tane düğüm var değil mi? 4 tane bağ bilgisi var. 100 tane olsa 100 tane bağ bilgisi mi olacak her bir için? Ve her bir için bu bağ bilgisini mi kullanacağız? Çok mantıklı değil yani. O yüzden bu gösterimde yine hani sırf şey olsun diye biz bunu da gösterdik. Şimdi bir de şey var. In değişici var. Giren, yani dereceyi hesaplarken girenler ve out değişici. Girenler genellikle eksi olarak gösterilir. Çıkanlar artı olarak gösterilir. Şimdi mesela birin çıkan sayısı 1. Giren sayısı mesela şey 0 nolu düğme bakalım. 0 nolu düğme baktığımız zaman 2 tane çıkan var. 1 tane geçiyor. Mesela bunun derecesine baktığımız zaman in için 1, out için 2 tane. Bu şekilde gösterebilirsiniz. Bu sadece komşu matrisini göstermiş de o şeyleri de göstermek mümkün. Burada şeyde şeyin nasıl oluşturulduğunu gösteriyor bize. Komşu matrisi nasıl oluşturulduğunu gösteriyor. Yani bunu sizin girmenizi istiyor. Yani grafa sizin girmenizi istiyor. Sonra da giriş çıkış derecelerini hesaplıyor. Bakın. Bu da onunla ilgili bir örnek. Peki diğer bir şeyimiz, bu dersteki önemli şeylerden bir tanesi, iki tane algoritma üzerinde çalışacağız. Bu algoritmalar graf üzerinde dolaşım algoritmaları. Şimdi graf üzerinde dolaşım algoritmalarına baktığımız zaman aslında iki tür dolaşım algoritmasından bahsedeceğiz. Bu ders için özellikle yönsüz ve ağırlıksız graflardaki dolaşım algoritmalarını söyleyeceğiz. Yani bu yönsüz ve ağırlıksız graflar olduğu için biraz daha farklılık arz edecek. Peki ne oluyor? Grafın düğümleri ve kenarları üzerinde istenen bir iş yapacak veya bir problemi çözecek biçimde hareket etmek. Graf üzerinde dolaşım yapan birçok yaklaşım vardır. En önemli iki tanesi kısaca DFS, Depth First Search ve BFS, Breadth First Search olarak adlandırılmıştır ve graf üzerinde geliştirilen algoritmaların birçoğu bu yaklaşım yöntemlerine dayanmaktadır denilebilir. Peki DFS yöntemi nedir? Graf üzerinde dolaşma yönteminden biri öncelikle derinlik araması. Bu aslında yapay zekada falan da kullanılmakta. Yapay zeka ile ilgili ve DFS'i aslında biz nerede kullanırız arkadaşlar? Şunu size söyleyeyim. Bir labirenttesiniz. Size bir grid verildi. Bu labirent içerisinde bir gridde dolaşım yapacaksınız. DFS kullanarak gidebilirsiniz. Nasıl? Gidebilecek bir başlangıç noktasından başladınız. Gidebilecek noktaları başlangıç noktasından gittiniz. Ondan sonra hep derine doğru gittiniz. Ondan sonra baktınız ki şey bir engelle karşılaştınız. Labirentteki bir engelle karşılaştınız. Tekrar geri döneceksiniz. Geri dönerken ne kullanacak? Yığıt kullanacak. Gittiğim, ziyaret ettiğim şeyleri bir yığıta atarsam onları tekrar geri dönerken kullanabilirim. Önce bir başlangıç düğümü seçilir ve ziyaret edilir. Seçilen düğüm bir komşu seçilir ve ziyaret edilir. İkinci adım ziyaret edecek komşu kalmayıncaya kadar tekrar edilir. Komşu kalmadığında tekrar geri dönülür ve önceki ziyaret edilmiş düğümler için adım 2 ve adım 3 tekrar edilir. Bakın. Graf üzerinde dolaşım S nodunu seç. Visit S. S'i başlangıç state'i. Bakın S start state'imiz. Mesela ekran yazabilirsiniz. Her kenar SU komşu düğümde her kenar için DFS algoritmasını uygulayarak devam edecek. Bakın şimdi sıfırdan başladığımda nasıl bir şey yaptığımı burada nasıl dolaşım yaptığımı şöyle size söyleyeyim. Sıfırdan başladım bakın. Mesela 3'e gittim. Bu 3'e gitmiş. 3'e gittiği için böyle. Ama şunu diyebilirim ben size. Mesela sınavda falan sorduğumuzda şeyi hangisi küçük ise önce ona gitsin.
düğüm numarası küçük olandan gitsin. Yani ben bunu yapsam sıfırdan başlarım, 1'e giderim. 1'den nereye gidebilirim? Başka yol yok. 4'e giderim. 4'ten 2'ye giderim. 2'den 5'e giderim. Tekrar 5'ten dönerim. Farklı defensif şeyler çıkabilir. Bu sizin seçtiğiniz strateji göre değişir. Şöyle ki, bakın, bu graf için söyleyeceğim bir tane örnek. Şimdi bakın, sıfırdan başladım. Derini arama. 3'e gittim. 3'ten mesela 7'ye gitmiş. 7'den 8'e gitmiş. 8'den 9'a gitmiş. 9'dan 6'ya gitmiş. 6'dan işte 2'ye gitmiş. 2'den 5'e gitmiş. Şimdi 5'e gittikten sonra 5'e gidebilecek bir yer var mı? Yok. İşte burada yağıt kullanıyoruz. Yağıt kullanmamızın temel nedeni bu. Birazdan şeyde bu göstereceğim. Sonra tekrar döndü bakın. 2'den 5'e gittim. 5'ten döndüm. Ondan sonra 2'den 4'e gidebilirim. Ziyaret edilmemiş düğüm. Ondan sonra 4'ten 1'e giderim. Artık ziyaret edilmemiş düğüm var mı? Yok. Ve benim oluşan DFS ağacım bu şekilde gösteriliyor. Peki ben size şeyi de göstereyim. Şunu hafif sileyim. Vizyodan bir nasıl oluşturulduğunu, nasıl yapıldığını gösterelim. Şöyle şu grafı alayım. Şu grafı vizyoya atayım. Şurada bir kalsın, bir dursun burada. Şimdi bakın, ben bir yığıt kullanacağım. Şimdi kaç tane düğümüm var? Onu söyleyeyim ilk önce. 9 tane düğümüm var. Onun için şöyle belki şunu aslında şöyle alayım. Aslında Word'e atsam daha iyi olur. Çünkü orada daha net gösterebilirim. Şöyle bakın. Şimdi ben bir tane şey kullanacağım. Bir tane tablo kullanacağım. Kaç düğümüm vardı? 9 10 düğümü var değil mi? Bakın şu birinci tablom benim. Hatta şöyle yapayım. İndislerini de göstereyim. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi ziyaret edilmiş mi edilmemiş mi? Buna ya 0 diyeceğim ya 1 diyeceğim. Aslında true false da diyebilirsiniz buna. Şimdi ben nereden başladım? 0 başlangıç düğümü. Bu da benim şeyim olsun. Onu da şöyle göstereyim. Bir tablo ekleyeyim. Bu da benim yığıtım olsun. Tamam, şu yığıta ekleyeceğim. Şimdi 0'ı yığıta ekledim. Bakın. 0'dan gidilebilecek düğüm var mı? Bakın yığıt tepesine doğru ekliyorum ya. 0'dan 0'ı ziyaret ettim. Bunu true dedim. Bakın 0 ziyaret edilmiş. Geldim. Kaça ekledim yığıta defa? Şimdi ben şey yapmayacağım. 3'e gidiyor normalde de. Aslında o grafı şöyle göstereyim ben. Bura üzerinde nasıl boyayabiliriz? Bir dakika. Buradan gösterebilir miyiz? Neyse bu buradakiyle gidelim şu anda. Aslında şunu alayım. Şimdi bakın şöyle arkadaşlar. Buradan gidilebilecek şeyleri. Şöyle çizgileri çizeceğim. Bakalım çizebilecek miyiz? Şöyle ok alayım.
Ama buna eklemek de zor olur. Yok. Çünkü şey olduğu için buradan almak zor olur. Neyse aynı şeyle gidelim. Normalde ben şunu yapmak istedim aslında. Yani sıfırdan bile o grafiği size göstermek istedim. Ama buradaki şeyle aynı yapalım. Yani o çünkü grafı çizmem gerekiyor. Bu tahta olsa daha kolay çizilir de tahta olmadığı için. Şimdi sıfırı ziyaret ettim. Sıfırdan nereye gitmiş? 3'e gitmiş. Bakın sıfırdan sonra 3'ü de grafa ekledim. 3'ün olduğu yere de true dedim. Ya bu da ziyaret edilmiş. Bu visited dizisi. Ondan sonra 3'ten nereye gidebilirim? 7'ye, 8'e, 6'ya, 7 seçmiş. Rastgele seçmiş mesela. Rastgele seçildiğini düşünüyorum. 7'yi ekledim. 7 de true. Visited. 7'den nereye gidebilirim? 8'e gidebilirim. Bakın 8'de ekledim şeye, yığıta. 8'in olduğu yere de true yazdım. Ondan sonra 8'den nereye gidebilirim? 9'a gidebilirim. Bakın 9'u ekledim. 9'da da true dedim. Ondan sonra geldim. 9'dan nereye gittim? 6'ya gittim. 6'ya da ekledim graf şeye, yığıta. Buraya da true dedim. 6'dan nereye gidebilirim? 6'dan gidebileceğim yer 2. 3 de var ama bakın. 6'dan 2'ye de gidebilirim. 3'e de gidebilirim. 9'a gidebilirim. Ama neresi true değilse. Bak 6'dan gidebileceğim. 3'e gidersem 3 true. İleride edilmiş. Ondan sonra şeye baktığım zaman 9'a baktığım zaman 9 true ziyaret edilmiş. Ama 2 true değil. Bu false aslında. Hani başlangıçta false olarak alınıyor. Dolayısıyla 2'yi de ekleyeceğim. Bakın 2'yi de ekleyeceğim. 2'nin olduğu yere de true diyeceğim. Bu da ziyaret edildi. 2'den nereye gidebilirim? 0'a gidebilir miyim? 0 true. Gidemem. 2'den başka 4'e, 5'e, 6'ya gidebilir miyim? 6 true. 4'e gitmiş mesela. Bakın burada veya 5'e gitmiş ilk olarak. 5'e gitmiş. 5'e ekledim. 5'in olduğu yere de true dedim. Şimdi sonra 5'ten nereye gidebilirim? 5'ten gidebileceğim bir yer var mı? Yok. O zaman ne yapıyorum? Bakın yığırttan 5'i çıkar. 5'i çıkardım. Artık yığırtın tepesinde ne var? 2 var. Şu anda tekrar 2'deyim. 5'i true yaptım. 2'den nereye gidebilirim? 4'e gidebilirim. Bak 0'a gidemem true. 5'e gidemem true. 6'ya gidemem true. 2'den sadece nereye gidebilirim? 4'e giderim. O zaman 4'ü ekle. 4'ü ekledim. Ondan sonra buna true dedim. 4'ten nereye gidebilirim? 4'ten gidebileceğim yer şöyle. Sadece gidebileceğim bir tek bir var. 1'i ekledim. Bakın buraya da true dedim. Ve Visited dizisi hepsi şey oldu. Ondan sonra 1'den gidebileceğim var mı? Yok. Bakın tekrar geriden artık yığıtı boşaltıyoruz. Artık yığıtı boşaltabiliriz. Yani bu şekilde bir yığıt üzerinde dolaşım algoritması, daha doğrusu bir graf üzerinde dolaşım algoritmasını yığıt kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Başka bir şey gerçekleştirir misiniz? Kullanabilirsiniz tabii ki. Ama en mantıklısı budur. Bakın, en mantıklı kullanım bu olduğu için biz bunu kullanıyoruz. Peki. Bakın yine bu örneğe baktığım zaman şu örneğe bakalım. Örnek bu olsun. Kaç tane düğüm var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman şunları sileceğiz. Hatta nereden başlamışız? A'dan başlamışız değil mi? Evet, A'dan başlamışız. DFS aracı bu şekilde sileceğiz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani bunlar normalde indiyse ama A, B, C, D, E, F ve G. Doğru değil mi? Bu kadar düğüm var. A var, B var, C var, D var, E var, F var, G var. Doğru. 7, 3, 6, 7. 7 düğüm. Şimdi bakın. Gidebileceğim düğümler. Başlangıçta bunların hepsi false. Yani şunların hepsi false olacak. Şimdi A'dan başladım. A'yı yığıta ekledim. A'dan ben nereye gidebilirim? Bakın burada mesela yığıtı oluştururken en yakınına gittiğimi düşüneyim. B'ye gidebilirim. Bakın A'yı tur yaptım bir defa. A'dan B'ye gidebilirim. O zaman yığıtın tepesine kimi ekle? B'yi ekle. B de tur artık. B'den nereye gidebilirim? B'den bakın tek gidebileceğim yer C. C'yi de ekledim. Bunu da tur yaptım.
Şimdi C'den nereye gidebilirim peki? C'den gidebileceğim bir yer var mı? C'den gidebileceğim bir yer yok. O zaman ne yapıyorum? Bak, C'yi çıkar. Yığırttan çıkardım C'yi. C'den gidebileceğim yer yok, şu anda B'deyim. Bak, yığırtın tepesindeki elemanı al. Kim? B'den nereye gidebilirim? B'den. B'den gidebileceğim hiç başka bir yer yok, sadece C vardı. Ona gitmişim, true. O zaman B'yi de çıkar. Tekrar A'ya geldik. A'dayım. A'dan nereye gidebilirim? Bakın. A'dan nereye gidebilirim? Tabi burada şeyi de çizmek lazım aslında yan tarafta. Yani şöyle söyleyeyim size. Hatta şöyle geri döneyim. Bakın. Şöyle. Metin diyeyim. Bu A. Şöyle Ctrl C, Ctrl V diyelim. A'dan nereye gittim ben arkadaşlar? Bakın A'dan B'ye gittim mi? B'den nereye gittim? Tekrar Ctrl V diyelim. B'den C'ye gittim. Bakın bunların şeylerini de çizeyim. Bağlantılarını. A'dan buna gittim. B'den de buna gittim. Şimdi tekrar döndüm. Şuraya. A'ya döndüm en son. A'dan nereye gidebilirim? A'dan F'ye gidebilir miyim? Giderim. Bakın. F'yi ekledim. F'nin olduğu yere true yaptım. O zaman bu F'yi buraya da eklemem lazım değil mi? Bakın A'dan F'ye gitmişiz. Şunu da kopyalayayım. Peki, F turu yaptım. F'den gidebileceğim neresi var? G var. Bakın, G'yi ekledim. G'yi buraya da ekledim. Şöyle ikisini kopyalayayım. Ctrl C, Ctrl V. F'den nereye gittim arkadaşlar? Bakın, G'ye gittim. Peki, G'den nereye gidebilirim? G'yi de tur yapacağız. G'den nereye gidebilirim? G'den gidebileceğim bir yer var. Evet. G'den gidebileceğim D var. D'yi de ekledim. Bakın. D var. D'ye tur yaptım. Sonra dedim ki D'den gidebileceğim bir yer var mı? Yok. D'yi çıkar yığırttan. Çıkardım. G'den gidebileceğim başka bir yer var mı? Var. E var. E tur yazdım. Buraya da E yazdım. Bakın. Oluşan ağaç bu. Sonra bakın. Tekrar artık şeye döndüm. G'den gidebileceğim başka bir yer var mı? Yok. F'den gidebileceğim başka yer var mı? Yok. Çünkü hepsi true. A'dan başka gidebileceğim yer var mı? Yok. Yığırt boşaldı. Yığırt boşaldığı anda bütün düğümler dolaşmışım demektir. Evet arkadaşlar. Bu işte yığırt üzerinde dolaşım algoritması. Yani bizim benzer şekilde yapılmış bir örnek. Peki diğer bir dolaşım algoritması ise graf üzerinde dolaşım algoritması BFS yöntemidir. Breadth First Search algoritması. Önce genişlik araması olarak da adlandırılabilir. Bu yöntemin DFS'den farkı dolaşmaya başlangıç düğümün bir kenarı yani ayrıntı üzerinden en uzağa gidilmesiyle değil de başlangıç düğümünden gidebilecek tüm komşu düğümlere gidilmesiyle başlanır. BFS yöntemine göre graf üzerinde dolaşma graf üzerinde dolaşarak işlem yapan diğer birçok algoritmaya esin kaynağı olmuştur denilebilir. Örneğin kenar maliyetleri yoksa veya eşitse BFS yöntemi en kısa yol algoritması olarak gibidir. Bir düğümde herhangi bir düğüme olan en kısa yolları bulur denilebilir. Aslında Breadth First Search algoritması ağaçlardaki level order aramaya benzer. Sadece nodun tüm komşuları sırada seçilir. Daha sonra ziyaret edilir. Ve bunlar bir kuyruğa atılır. Her komşu kuyruk içerisine atılır. Komşu kalmadığında kuyruk içerisindeki ilk nod alınır ve ikinci adıma gidilir. Bakın şu örnek aslında oldukça güzel bir şekilde bunu açıklıyor. Sıfırdan başlıyorum. Sıfırdan nereye gidebilirim? Bakın. Kuyruğum bu. Bak şu kuyruğun başına sıfır eklemişim. Şimdi sıfırdan gidebilecek düğümler. 1, 2, 3. 1, 2, 3'ü kuyruğun sonuna ekle bak. 1, 2, 3'ü
ekledik. Başta 3'ü eklemiş, sonra 2'yi, sonra 1'i eklemiş. Değil mi? Bu şekilde yapmış. Bakın ağacım buna döndü. Graf üzerindeki dolaşım şeyim buna döndü. Peki kuyruğun başındakini al 3. Üçün bütün komşularını şeye ekle. Kuyruğun sonuna ekle. Ve 3'ü çıkar. Bak 3'ün komşuları kim? 7, 8, başka bir de 6. Bunları ekledim kuyruğa. Bak 7, 8, 6'yı ekledim kuyruğa. Bu sırayla ekledim. Ondan sonra 3'ü kuyruktan çıkardım. Şimdi 2'deyim. 2'nin komşuları kim? 2'nin komşuları bakıyorum. 6, 5 ve 4. Ama 6 ziyaret edilmiş. Ziyaret edilmişi eklemeyeceksin. Bakın, ziyaret edilmişi eklemeyeceksin. O zaman 5 ve 4'ü ekle kuyruğun sonuna, 2'yi çıkar. Bak. 5 ve 4 olur. Eklemiş ve 2'yi çıkarmış. Geldim 1'e. Bakın. 1'in komşuları kim? Şeyleri. Gidebilecek. 1'den gidebilecek bir yer var mı? Ziyaret edilmiş. Hepsine gittik. Hiçbir tane yok. Bakın. O yüzden 1'i çıkar. 7 kaldı kuyruğun başında. Kuyruk 7'den ziyaret edilebilecek başka yer var mı? Yok. Çıkar. 8 çıkar. 6. Bakın. Ziyaret etmediğimiz, evet ziyaret etmediğimiz 8'den gitmediğimiz bir yer var değil mi? 6'yı çıkardım. Ha pardon, şurada 8. 8'den ziyaret edilmemiş, gidilebilecek bir yer var mı? Bakın 9 varmış. Evet, 9'u ekledim, 8'i çıkardım. 6'dan yok. Ondan sonra 6'yı da çıkardım. 5'ten var mı? Yok. 4'ten var mı? Yok. 9'dan var mı? Yok. Bunu da çıkardım. Kuyruk boşaldı. Şimdi bu şeye algoritmaya göre baktığım zaman şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu algoritma şunu yaptı bize. Sıfırdan 4 nor düğümü en kısa yol kaç? 2. Nereden giderim? 2 ve 4 üzerinden giderim. Bakın 2 ve 4 üzerinden giderim. Sıfırdan en alttaki 9 düğümüne olan uzaklık kaç? Bakın 3. 9'a bir sürü yol var buradan. 20 tane yol çıkar. Ama gidilebilecek yol, en kısa yolu bana söylüyor. Bakın 3 adımda ben gidebilirim. 3'e giderim. 3'ten 6'ya giderim. 8'e giderim. 8'den 9'a giderim. Farklı BPS örnekleri bu şekilde verebilir. Bakın. Yine şeyimiz şu. Kuyruğumuz bu. K dediğimiz kuyruk. K başlangıçta kuyrukta S var. S'i çıkar. Kuyruğa V ve X'i ekle. Komşularını ekle. Bakın. V ve X'i ekle. Sonra kuyruğun başında şu anda V var. Bakın kuyruğun başında V var. V'nin komşularını ekle. V'nin komşuları kim arkadaşlar? Bakın söyleyeyim size. V'nin komşuları şu ikisi. Pardon. Bakın V'nin komşuları U ve W. U ve W'yu ekle. V'yi çıkar. Sonra X var. X'in komşuları kim? Bakın X'in komşularına baktığım zaman X'in komşuları bir W, diğeri S. İkisi de ziyaret edilmiş. X'i çıkar. X çıkar. U'nun komşularına bak. U'nun komşularına bakıyorum. T var. T'yi ekle, U'yu çıkar. Ondan sonra T'nin komşularına bakıyorum. Ziyaret edilmiş hepsi. Ondan sonra T'yi de çıkardım. W'yu baktım. W'yu da çıkartmış. En son elde etmiş olduğum şey bu. Bakın. Dolaşım sırası T'den başlayıp veya S'den başlayıp buna göre şeyi oluşturma şansımız var. Diğer bir konu bu BPS, DPS ile ilgili de bir doküman atacağım arkadaşlar. O dokümana bakın. Orada gerçekten çok güzel bir algoritma var. Onu da birazdan bahsedeceğim. O algoritmayı mutlaka bilmenizi istiyorum. Diğer bir konu graf renklendirme. Graf renklendirme, graf üzerinde birbirine komşu olan düğümlere farklı renk atama işlemi aslında. Amaç en az sayıda renk kullanan tüm düğümlere komşularından farklı birer renk vermektir. Renklendirmede kullanılan toplam renk sayısı kromatik sayı olarak ifade edilir. Bu tabi graf renklendirme için en çok kullanılan algoritma Welch & Powell algoritması var. Onu da nasıl olduğunu birazdan söyleyeceğim. Bu nerede kullanılıyor? Graf renklendirmenin kullanıcı alanlarının başında ilk aktif yer harita. Üzerindeki bölgelerin renklendirmesi. Olmasına karşın graf renklendirme bilgisayar dilinde ve günlük yaşanan birçok problem çözümünde ciddi bir yaklaşımdır.
Harita renklendirmede kullanılıyor. İşlemlerin işlem sırasını belirlemede, ders ve sınav programlarını ayarlamada, havaalanlarına iniş ve kalkış sırası belirlemede graf renklendirme kullanılıyor. Welch & Powell algoritması bu amaçla kullanılıyor. Evet, kullanılan bir algoritma. Bu algoritmanın özelliği şu: düğümler derecelerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. İlk renk birinci sıradaki düğüme atanır ve daha sonra aynı renk bitişik olmayacak şekilde diğer düğümlere verilir. Bir sonraki renge geçilir ve aynı işlem düğümlerin tamamı renklendirinceye kadar devam ettirilir. Şimdi bakın, bu şeye baktığımız zaman, algoritmaya baktığımız zaman, önce büyükten küçüğe doğru düğüm dereceleri sıralandı. İlk rengi birinci düğüme atadık ve daha sonra aynı renk bitişik olmayacak şekilde diğer düğümlere de verilir. Bir sonraki renge geçilir ve aynı işlem bütün düğümlerin tamamı renklendirinceye kadar yaklaşır. Düğüm derecelerine baktığımızda G'nin derecesi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'nin derecesi daha sonra en büyük. E, F bunlar aynı sırada olduğu için aynı şekilde verdik. Ondan sonra buna göre renklendirme yapacağız. Şimdi G'ye mesela kırmızı verdim. G'nin ama hepsi G'nin komşusu. O yüzden yani G'ye sadece kırmızı verebilirim. Komşu olmayan kırmızı verebilirim ama hepsi komşu olduğu için başka şey veremem. Mesela maviyi D'ye verdiğimde D'nin komşusu olmayanlara bakın D'nin komşusu olmayanlara F'ye verdim, bir de B'ye verdim. Neden A'ya vermedim peki? Çünkü A'ya verirsem bak A'ya verirsem A'ya da mavi diyelim ki verdim. O zaman iki tane mavi komşu olmaz. Mesela E'ye sarı verdim. E'nin komşusu olmayan kim? C var. C'ye sarı verebilir mi? Verdim. E'nin komşusu olmayan kim var? A var. Bakın bunun demek ki kromatik sayısı kaçmış? 3'müş. Yani bu grafı 3 renkle renklendirebilirim. Bakın G ile D arasındaki bağlantı kalkarsa yeni durum ne olur? G'nin şu anda 5. Bakın. G'ye kırmızı verdim. Komşusu olmayan bir tanesine daha kırmızı verdim. Bakın D'ye de kırmızı verdim. Komşusu olmayana kırmızı verdim. E'ye mavi verdim. E'nin komşusu olmayan C'ye verdim. B'ye verdim. A'ya verdim. En son F'de sarı. Yine 3. Bakın kromatik sayı yine 3. 3 renkte renklendirdim. Farklı sınıflardaki öğrencilerin sınavlarını hazırlarken öğrencilerin gireceği sınavlarının çakışmasına girmek için de en az kaç farklı oturum yapılmalıdır? Burada öğrenci 1 için şu şekilde olabilir. Öğrenci 2 için, öğrenci 3 için bunlar. Bunlar da yine graf renklendirmeyle yapılabilir. Yani öğrenci 1'in girdiği sınavlar öğrenci 2'nin bunların çakışmaması sağlamak için yine graf renklendirme yapılabilir. Mesela D4 kırmızı, ondan sonra D5 açık sarı, mavi ve bakın toplam 4 renkle renklendirme işlemini gerçekleştirmiş. Evet arkadaşlar, burada tamamlayalım kapsama ağacı ve diğer graf şeylerinde, özetlerinde bir sonraki derste söyleyeceğiz. Ama şu şeyi de söyleyeyim, BFS-DFS algoritması şöyle graf dolaşım algoritması. DFS algoritması için aslında şu algoritma oldukça kullanışlı DFS için. Bakın şöyle bir başlangıç siteyi seçiliyor. Ben arkadaşlara da söyleyeceğim, bununla ilgili bir laboratuvar dokümanı da atacaklar size. DFS ve BFS algoritmalarıyla ilgili. Mark V1, Visit V, U eşittir V. Bakın başlangıçta Mark dediğimiz işaretlemek için. Başlangıçta bütün hepsi sıfırla işaretlenmiş. Bütün düğümler. V düğüm başlangıç düğümümüz V'ye 1 atadık. Visit V dedik. Yani V'yi visit etmek demek şu demek. Yani o şey dolaştık. U eşittir V oldu. Sonra onun komşularına baktı. Bunlara kadar veya boş olmayana kadar işlem devam edecek. Bulduysa ekle Mark W komşusunu 1 yap. Ondan sonra visit W'de U eşittir W oldu. Eğer değilse backtracking yapacak, geri dönecek. Pop işlemiyle bunu çıkaracak ve sonrakini tekrar bulacak. Bakın şöyle, visit 6 demiş mesela. 6'yı ziyaret ettim. 6'yı push ettim. 6'dan nereye gittim? 1'e gittim mesela. Visit 1 dedim. Push 1, 1'i push ettim. 1'den nereye gittim? 0'a gittim. Push 0 dedim. Ondan sonra 0'dan mesela 2'ye gittim. Visit 2 dedim. Push 2 dedim. 2'ye eklerken visit 3 dedim. 3'ü push ettim. 3'ten 4'e gittim. 4'ten 5'e gittim. 5'ten visit 8 dedim. 8'den gidilecek bir yer var mı? Yok. Pop'la
artık geri dönüyoruz. Bakın pub işlemi u eşittir 5, u eşittir 4, u eşittir 3, u eşittir 2, u eşittir 0'a kadar geldim. 0'dan gidebilecek bir düğüm var artık. Diğerlerinde yok. 0'dan gidebilecek düğüm 7'dir. 7'yi de visit ettim. Sonra pop işlemiyle şey yaptım, çıkardım hepsini tek tek. En son siteyim boş oldu. Yine break versus algoritması için burada kuyruk kullanılıyor. Komşularını, bütün komşularını kuyruğa ekliyor. Mark W 0 ise, yani bu şeyde ise, bunları kuyruğa ekliyor. Bununla ilgili de buradaki şeyi kullanabilirsiniz. Algoritmayı kullanabilirsiniz. Bunları ben size atacağım.